İlk adım frekans. Hedef HD yayın. Daha iyisi, daha güzeli için yüksek yayın kalitesine ulaşmak üzere kolları sıvadık. Türkiye'nin Milli Sesi Ulusal Kanal yeni yayın dönemine yeni frekansıyla başlıyor. HD yayın olanağına kavuşmak için ilk adımı atıyoruz, yeni frekansa geçiyoruz. Ayrıntılı bilgi almak için 0212 912 32 80'i arayın. 1 Eylül'e kadar frekans ayarlarınızı değiştirmeyi unutmayın. Efendim herkese Genç Kılavuz'dan günaydınlar. Mutlu, aydınlık, umutlu bir gün olmasını diliyorum. Tercihlerin son günü, kritik bir gün. Herkesin gönlünce olmasını diliyorum tercihlerinin. Bugün aslında bambaşka bir başlık ve içerik düşünmüştüm. Ama bu programın formatsız formatına güvenerek akşam bindiğim takside içeriği tamamen değiştirmeye karar verdim. Efendim ben gözlem yapmayı çok severim. Bütün genç arkadaşlarıma da bunu şiddetle tavsiye ederim her zaman. Yaşadığınız o 80 metrekare, 90 metrekarelik ev iş alanlarınızdan çıkıp, ama tabii beyninizi de oradan çıkartın lütfen. Etrafınızı bir gözlemleyin. Kuşları, gökyüzünü, otobüste karşınızda oturan teyzeyi, oturduğunuz sandalyenin tasarımını, suyun kaldırma kuvvetini, üzerinize çamur sıçratan tekerleği, en önemlisi doğayı ve toprağı gözlemleyin. Bunları gözlemlerken ne göreceğinizi gerçekten bilmiyorum. Çünkü hepiniz farklı şeyler göreceksiniz. En iyi öğretmen nereye bakacağını gösteren ama ne göreceğini söylemeyen öğretmendir. Ne güzel ki hepimiz farklı şeyler göreceğiz. İyi ki hepimiz farklıyız. Yoksa dünya çok sıkıcı ve monoton olabilirdi. Şimdi gelelim takside neler oldu da bugünkü programın içeriği değişti. Biliyorsunuz taksilerde trafik yoğunluğunu bildiren bir telsiz sistemi var. İşte arada telsizden biri arkadaşlar Beşiktaş, Taksim kapalı, Tarabya akıcı diye anonslar yapıyor. Bindiğimizde duyuyoruz. Dün takside telsizden bir ses yükseldi. Arkadaşlar dolar 7 TL. Arkadaşlar dolar 7 TL diye tekrarladı. Hani bir dondum tabii. Trafiğin akışıyla bir alakası yok. Anında da aklımdan ah şu eğitim sistemi cümlesi geçti. Şimdi bana hepiniz ne alakası var doların 7 lira olmasıyla eğitim sistemi diyeceksiniz. Var arkadaşlar, hem de çok var inanın. Ben aslında ekonomistim. Kalkınma ekonomisi diye bir dersimiz vardır. Ekonomist arkadaşlarım çok iyi bilirler bu dersi. Sıkıntılı da bir derstir. Ben bu kalkınma ekonomisiyle eğitim arasında sürekli bir bağ olduğunu iddia edenlerdenim. Kaldı ki zaten bilimsel araştırmalarda eğitim düzeyiyle kalkınmanın unsurları olan işte ekonomik büyüme, siyasal ve toplumsal gelişme arasında doğrusal ilişkiler olduğunu ortaya koyuyor. İnsan kaynağının özellikle sosyal iyileşmeye ve buna bağlı olarak ekonomik gelişmeye katkısı oldukça büyük. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak ve isteyerek bir değiştirme meydana getirmesidir. İnsanın davranışları gelişmedikçe özlenen bir yaşam biçimine ve dolayısıyla özlenen bir dünyaya ulaşmak pek mümkün değil. İnsan en somut ve yalın ilişkilerden en soyut ve karmaşığa kadar bir sürü süreçte bulunabilir hayatı boyunca. İşte devlet yönetecek, fabrikalar kuracak, bunları işletecek, ürünleri dağıtacak, tüketecek, doğayı işleyecek, o dikkat edin dediğim toprağa.
Sosyalleşecek, bu arada sorun çıkartacak, sorunları çözecek. Böyle olunca insanı problem çözücü bilgi ve davranışlarla donatmak, dolayısıyla eğitmek kaçınılmaz. Şimdi biz toplum olarak hep sanayi devrimi diyoruz, teknoloji diyoruz, inovasyon diyoruz. Türkiye genç nüfusuyla övünen bir ülke. Ne kadar güzel, bir sürü gencimiz var, pırıl pırıl, aydınlık. Peki bu gençlik bilim ve teknolojinin üretimi, bilimsel bilginin dolaşımı ya da yaratıcı potansiyeli yüksek bireylerin yetiştirilmesi gibi kavramlarda nerede duruyor? Bu gençlik nerede? Yani küskünler mi, bıkkınlar mı, güvensizler mi? Çıkın arkadaşlar hepiniz, biz buradayız deyin. Akıl koyun, fikir koyun, bilimsel zeka koyun. Bunların hepsi bizim gençlerimizde fazlasıyla var. Ulu Önder Atatürk zaten bunu yıllar önce söyledi. Biz Cumhuriyeti kurduk ama yüceltecek olan sizlersiniz dedi. Lütfen ülkenizi tanıyın. Onu yüceltmek için elinizden geleni yapın. Biz sanayi ülkesi olmak istiyoruz. Teknolojik gelişim istiyoruz. Bir kere sanayi ülkesi olmak için öncelikle tarımı ve doğayı kullanmak zorundayız. O ezilen topraktan çıkan ürünü kullanmak zorundayız. Bugün sanayileşmek için ham madde ithalatı yapıyoruz. Yabancı tohumlar alıyoruz. Sularımız kirleniyor, toprağımız kirleniyor. Bizim öz kaynaklar anlamında böyle bir ithalata hiç ihtiyacımız yok. Yeter ki toprağa, tarıma, üretime sahip çıkıp onu işleyelim, katkı sunmayı bilelim. Şimdi aramızda konuşuyoruz. Ya adamlar yapmış hakikaten. Şu ürüne bak, buna bak. Biz niye yapamayalım? Başka bir ülke, başka bir gelecek düşleyin. Ve o düşsel ülkenize ve geleceğinize sarılın. Deniz rüzgarla doluysa siz de yelkenlerinizi açın. Eğitimin amacı bilgi seviyesi yüksek, hem bireysel hem de evrensel bir kültüre sahip sağlıklı bir toplum yetiştirmektir. Bir ülkenin refah düzeyi o ülkenin insanlarındaki nitelikli ve sürekli olarak aldıkları, eğitimle kazandıkları bilgi ve teknolojik donanımla sağlanır. Bunu ekonomiye aktarmasına bağlıdır insanın. Emeğin niteliği arttıkça üretim artar, yeni fikirler geliştikçe teknoloji gelişir. Dolayısıyla bununla birlikte de ekonomik kalkınma gerçekleşir. Demek ki eğitimle kalkınma arasında bir bağ varmış bu arada. Şimdi teknolojik değişimin hızla değiştiği bu süreçte biz teknoloji ithalatı ile sanayileşmeyi bir tarafa koymamız gerekiyor. Yani bununla bir kalkınma sağlayamayız. Bu nedenle bu noktada bilimsel bilginin ve insan kaynaklarının yetiştirdiği yer olan üniversitelerin önemi ekonomik kalkınma açısından ortaya çıkıyor ve her geçen gün artıyor. Şimdi burada çok değerli bir konuğum var. Öğretim görevlisi Sayın Barış Yılmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hocam, benim bu mesleki eğitimle ilgili bir derdim var. Şimdi derdim var derken sanki mesleki eğitimi sorun olarak görüyor değilim ama Türkiye'de meslek liselerine ve meslek yüksekokullarına hak ettiği yer verilmiyor hissindeyim. Şu örnekle başlamak istiyorum. Benim burada lisans programını bitiren bir öğrencim Kanada'da ya da Amerika'da college dediğimiz, yani buranın meslek yüksek okulu olan okula devam etmek üzere kayıt yaptırıyor. Bu benim için gerçekten can acıtıcı bir durum. Yani Türkiye'deki lisans programını bitirip orada bir meslek yüksek okuluna gitmesi
Neden diyorum biz Türkiye'de bunu yapmıyoruz? Meslek yüksekokulları neden ara eleman yetiştirmiyor, nitelikli eleman yetiştiremiyor? Burada eksikler ne? YÖK'ün ya da Milli Eğitim'in bu konudaki stratejileri ne? Biraz sizden bilgi almak istiyorum. Ama tercihlerin son günü olduğu için ilk sorum şu, doğru meslek seçimi nasıl yapılır? Doğru meslek seçimi en zor sorudan başladınız. Evet, bugün son gün. Geleceklerinin kritik bir kapısı bugün açılıyor. Öğrencilerin bugün son artık revizyonlarını, kararlarını verecekler ve ailelerinin seslerini dinliyorlar, akrabalarının seslerini dinliyorlar, arkadaşlarının seslerini dinliyorlar, kendi iç seslerini dinliyorlar. Rol model aldıkları yapıları, oluşumları değerlendiriyorlar ve gerçekten zor bir durumda hem aileler hem öğrenciler. Bu soruyu isterseniz ben yayayım, öyle size cevaplayayım. Çünkü tek bir cevabı ve tek cümleye sığacak bir cevabı yok bunun. Benim için en azından yok. Önce eğitimin önemini her kademede biraz önceki cümlelerinizde sundunuz. Bağlı bulunduğum kurum anaokulundan üniversiteye kadar birçok kademede eğitim veren bir kurum. Dolayısıyla Dolayısıyla biz öğrencileri gözlüyorsunuz her kesinlikle aşamada. ve çok da keyif alıyorum açıkçası ben anaokulu öğrencilerini izlemekten, ilkokulu öğrencilerini zaten aslında edebiyat öğretmeniyim. Geçmişimde hem orta kademede hem lisede bulundum, bu öğrencilerle birlikte oldum. Her basamın ayrı kriterleri var ve ayrı değerlendirilmeli. Ama meslek özelinde konuştuğumuzda meslek yüksek okulları Türkiye'de her şeyden önce şunu söyleyeyim size, geçmişe kıyasla özellikle YÖK ayağını detaylıca bildiğim için ciddi çalışmalar var. Çok güzel. Son 2 yıldır YÖK bu noktada paydaşlarıyla sıklıkla bir araya gelir, paydaşlarını dinler. Ve burada paydaşlar ve bizler gerçekten sorunlarımızı rahatlıkla aktarırız. Kapılar açıktır, muhataplarımız vardır. Bunlarla ilgili ciddi oluşumlar da var aslında. Çok güzel. Hem YÖK nezdinde var hem kurumların kendi oluşumları var. Şunu biliyoruz ki eğitimde yerli ve milli olmamız şart. Ama dünyadan Mutlaka. kopmadan Tabii ki. ve dünyayı Yani takip amaç ederek. hiçbir zaman bir beyin göçü olması değil. İşte burada ben hep Çin örneğini veriyorum. Haklısınız. Çin yurt dışına çok fazla öğrenci yolladı ama şimdi tam tersi durumda yurt dışından öğrenci almaya başladı. Stratejisini o yöne çevirdi. Ama yolladığı öğrenci yurt dışında kalmadı Çin'in. Yani oradaki teknolojiyi, gelişmeyi aldı, ülkesine getirdi ve Çin kalkıp dedi ki dünya teknolojisine ben artık sizden teknoloji ithal etmeyeceğim. Kendi teknolojimi yaratacağım ve şu an bir dünya devi durumunda. Şimdi burada size söylemek istediğim şu, az önce sohbetimiz esnasında dediniz ki öğrenci geliyor, bize 10 dakikasını ayırıyor, meslek seçecek Evet. aslında. Arkadaşlar biz bir cep telefonu ya da bir kıyafet alırken bile bir saat düşünüyoruz, o renk mi olsun, özelliği bu mu olsun, kaç megabayt olsun gibi gibi. Kendimize dair geleceğimizi şekillendirdiğimiz nokta 10 dakika görüşmeyle olamaz. Yani burada arkadaşlara imkanınız varsa gidin üniversitelerle görüşün, fiziki koşullarını görün diyoruz. Ama gittiğinizde de lütfen gerekli soruları sorun. Demin işte hocam bir Evet. örnek verdiniz. Onu alayım Tamam. sizden. Şöyle öğrenci geldiği vakit kafasında belli sorular var. Biz önce onları yanıtlıyoruz zaten. Önce onları duymak istiyor. Çünkü Evet. belli bir oranda size kapalı oluyor. Sorularını cevapladıktan sonra dediğimiz gibi hani bazen konuşmalar 40 dakika sürebiliyor. Çünkü ailede oluyor. Belli hususta aileyi de ikna etmek gerekiyor. Çocuğun yanında. Şimdi tercih döneminde belli okullar seçiyorlar, belli alanlar seçiyorlar. Biraz konuştuğumuz zaman aslında o mesleğin ona ait olmadığını rahatlıkla görebiliyoruz ve bunu sunabiliyoruz. Ameliyathane hizmetleri okuyacak, tercih edecek öğrencinin
kan korkusu var. Kan gördüğünde bayılıyor. Hani diyoruz ki yani senin işin bu ve hani bir oranda da oranın hijyenini sağlayacaksın. Sürekli tabii, bunlarla tabii. Muhatapsın. Ya bir de sağlık tabii ki çok çok kesinlikle. Önemli. Kesinlikle. Yani dolayısıyla mevcut konuşmalarda bir öğrenciyi tanıyoruz. İki, hangi başlıkta, hangi nedenle bunu seçiyor? Şimdi insanların gerçekleri var. Ekonomik gerçekleri var. Evet. Öncelikle meslekte belirleyici olan zaten ilk kriter iş bulabilir miyim? Bir an önce hayata aynen atılabilir öyle. Miyim? Burada çok haklılar. Yani esas başlıklardan bir tanesi bu. Ama siz de çalışma hayatındasınız. Biz zamanımızın büyük bir çoğunluğunu evden ziyade işte geçiriyoruz. Başarılı olmanın bir kriteri de mutlu olduğun işte aidiyet duygusu ve geliştiğini hissettiğin zaman başarılı oluyorsun, kazanıyorsun, yaşamını sürdürüyorsun. YÖK'ün yaptığı bir hizmeti öğrencileri yatay geçiş noktasında kurumların önünü açtı. Öğrenci Evet. bize geliyor, puanı düşük, istediği bölümü, arzuladığı bölümü kazanamadı ama yıl içindeki performansını, akademik performansını yükselttiğinde ait olduğu istediği bölüme geçebiliyor ya da istediği üniversiteye geçebiliyor. Ama burada da hep öğrencilerde kontenjan sınırlı, işte not ortalamamı tutturamam gibi korkular var hocam. Yani çok rahat geçiş yapabiliyorlar mı o bölümlere? Şöyle vakıf, özellikle vakıf yüksek öğretim kurumları bu anlamda kontenjanı devlet te kıyasla geniş tutuyor. Hem kurum içindeki kontenjanı, geçişleri geniş tutuyor, hem kurum dışındaki kontenjanları geniş tutuyor. Bu da başarılı öğrenciyi, eğer hedefiniz varsa bunun için gayret göstereceksiniz. Yani bir sıralamanın, bir rekabetin içindeyseniz bunun hakkını vereceksiniz. Evet, zorluk çekmeden tabii olmuyor ki, tabii değil bir mi? Diğer unsur da çap, siz söylemiştiniz. Çift anadal imkanı, eğer yatay geçiş yoluyla bu sıralamaya giremedi, kurum içinde yine başarılı öğrenci istediği programda çift anadal yapabiliyor. Geçmişte ön lisans programında bu imkan yoktu. YÖK yine bunun önünü açtı ve ön lisans programlarında da çift anadal imkanını sağladı. Öğrencimizi önce biz çift anadalın artılarını ve eksilerini anlatıyoruz. Bir programa, bir bölüme arzusu var, girmek istiyor. Oryantasyon haftasında bunların hepsi aynı zamanda öğrencilere detaylıca ilgili birimler tarafından anlatılıyor. Evet. Ve örnek uygulamalarla aynı zamanda anlatılıyor. Ama şunu göze almalısınız diyoruz. 5 gün okuldasın. Dersten derse koşacaksın. Devamsızlık yok. Devamsızlık yok. Cumartesi, pazar ders çalışacaksın. Çünkü aynı anda iki bölümü okumak, iki bölümün uygulamasını yapmak, tabii stajını ki, tabii yapmak ki. Dolayısıyla gerçekten çok zor. Ama bunu arzulayan, bunu kendini hedef etmiş ve gerekli emeği sarf etmiş öğrenciler arzularına ulaşıyor. Bir de bir veri paylaşmak isterim size. Bir doktora tezinde okumuştum. Dikey geçiş imkanı var ön lisansta. Evet. Şimdi ait oldukları meslekte akademik anlamda ya da farklı başlıkta yükselmek isteyen öğrenciler dikey geçişle lisans tamamlayabiliyorlar. Dikey geçiş başlık değiştirerek yapılan Doğrudur. Geçiş değil mi? Şöyle, buradan bilgisini de verelim. Tabii ki tıbbi laboratuvar programından mezun bir öğrenci dikey geçiş sınavına girip hemşireliğe lisans tamamlayabiliyor. Ya da fizyoterapinin ön lisans programını tamamlayan bir öğrenci fizyoterapinin 4 yıllık fakültesine geçiş evet. yapabiliyor. Burada iki kriter var. Bir tanesi mezuniyet ortalaması, diğeri de dikey geçiş sınavından aldığı puan. Şu sorgulanabilir, bizim de iddiamız bu noktada, Türkçe ve matematikte dikey geçiş sınavı olmamalı. Alan itibariyle evet çok fazla program var, bunu biliyoruz. Evet. Ama imkanımız var, ÖSYM'nin bu gücü var, YÖK'ün yahut üniversitelerin bu gücü var. Biz istiyoruz ki ya da öneriyoruz ki alan itibariyle bir dikey geçiş olsun. Bu şunu da sağlar. Hani taksideki 7 doların 7 TL olması gerçeğinden hareketle iyi eğitim veren kurumların, nitelikli eğitim veren kurumların alan itibariyle öğrenci nezdinde ya da ülke nezdinde ki fotoğrafı da düzedir. Çünkü olumsuzluk bütüne yayılıyor, olumluluk da bütüne yayılmaktadır. Şimdi
Bunu tabii istihdama çevirmek de önemli. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra tekrar yayında olacağız. Tamam. Efendim tekrar Genç Kılavuz'da çok değerli konuğum, öğretim görevlisi Barış Yılmaz'la birlikteyiz. Mesleki eğitim konusunda devam edeceğiz fikirlerini almaya. Şimdi hocam, meslek yüksekokullarında uygulamalı bir eğitim var değil mi? Staj yapıyor tabii çocuklar. Ki. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi benim bir öğrenci örneğim var burada. Yine tabii ben hep milli eğitimden yanayım ama yurt dışı örnek verirken lütfen izleyicilerimiz bunu yanlış anlamasınlar. Yani bunların benim ülkemde olmasını da istediğim için örneklendiriyorum. Şimdi makine mühendisliği okuyacak bir öğrencimiz vardı yurt dışında. Gitti, ilk dersin konusu her birinin önüne bir kase konuldu, içine makine yağı dolduruldu. Bu makine yağını bütün yüzünüze, vücudunuza, kollarınıza sürün. Bu kokuyla yaşayabileceğinizi düşünüyorsanız derste kalın, yoksa dersi terk edin. İlk ders buydu. Şimdi bizim meslek yüksekokullarında bu uygulamalı eğitim nasıldır? Yani çocuklara sunulan o laboratuvarlar gerçekten kullanılıyor mu? Yoksa işte bu bir vitrin mi gösterilirken? Evet. Bunlardan biraz bahseder misiniz? Ya, haklısınız. Meslek dediğimiz için zaten alan itibariyle laboratuvarda öğrencinin ders yoğunluğu ve sahada, stajda. Biz akademik kadroyu kurarken zorlandığımız başlıklardan bir tanesi, evet, yayın sayısı, proje sayısı çok yeterli, unvan noktasında problemsiz, geçmişi çok kuvvetli, fakat meslek yüksekokulunda seçtiğimiz ya da seçilen kadronun önemli kriterlerinden bir tanesi sahayı biliyor olması lazım. Evet, o konuya da biraz sonra değineceğim. Yani akademik kadro konusunda da sıkıntılar olduğunu duyuyorum. Çünkü benim hani aslında akademik niteliği olmayan normal üniversite mezunu arkadaşlarım meslek yüksekokullarında ücret karşılığı ders veriyorlar. Hani bu noktada nasıl bir yapılanma var? Şöyle, alan itibariyle yetkinliği varsa hocanın, geçmişi, tecrübesi ve refere noktasında eminseniz hocadan, çok rahatlıkla sistemin içine dahil edebilirsiniz. Hı hı. Sizin de dediğiniz gibi bizde 11 program var. Şu an bir laboratuvar yenilenecek. Diğer 10 programın bütün uygulama laboratuvarları var ve gruplar halinde öğrenci alınır. En fazla 20 kişi alırsınız. Ders bazlı birebir çalıştığınız vardır. 5 kişi, 3 kişi ya da evet, öğrenciyi sokarsınız. Onlar deneye hoca da koymazsınız. Bir görev verirsiniz, onu yaparlar. Kırarlar, dökerler, sorun değil. Ama orada arkadaşlarıyla birlikte her safhada da hocanın olmasına gerek yok. Hı hı. Onlar da deneye yanıla ya da görüş bildirerek dokunarak, tabii ki mi, çözüm üretebiliyorlar. Biz devletle, kamu hastaneleriyle ağırlıklı sağlık programı olduğu için biraz buradan konuşmak zorundayım. Ve özel hastanelerle çalışıyoruz, öğrencilerimizi, hı hı, yolluyoruz. Kamu hastanelerinin bize ve öğrenciye bir artısı, hasta sayısının fazla olması ve operasyonun fazla olması. Fakat şimdi zorlandığımız alanlardan bir tanesi de derslerden konuştuğunuz. Şimdi ders seçimi var, işte çocuklar kayıt yaptıracaklar. İletişim problemi olan öğrencilerimiz var. Çünkü 81 ilden öğrenci alıyor üniversiteler. Evet, ve evet, onu üniversite kültürüne, üniversite sistemine belli bir oranda dahil etmek zorundasınız. Hı hı. Ve hastayla birebir çalışan, doktorla birebir çalışan insanlar, yani sahanın içinde olan insanlar.
Örneğin işte burada aslında meslek seçimi ta anaokulundan, ailenin sosyolojik yapısından etkilenen bir şey değil mi? Anaokulu yaşından itibaren, yaşadığı şehirden itibaren. Çünkü dünkü programımızda da bahsettik. Aslında çok istediği bir üniversiteye, çok istediği bir mesleğe giden çocuk şehrin ya da üniversitenin koşullarına uyum sağlayamayıp, sosyal ilişki kuramayıp, evet, iletişim sorunu yaşayıp kesinlikle. Memleketine geri dönüyor. Bunu çok gözlemliyoruz. Böyle vakalar belirttiğiniz üzere yaşanıyor. O çocuklara sahip çıkmaya çalışıyoruz ama belli noktalardan sonra da hani maalesef bırakıyor, vazgeçiyor. Duygusal Evet, evet. kırgınlıklara bağlı olarak O bu zaman da gerçekleşiyor. başaramadım Aynen duygusuyla öyle, aynen yok öyle. olup gitmiş, arada kalmış bir genç geliyor karşımıza ne Haklısınız. yazık ki. İşte dersleri seçerken mesela sağlık hukuku, sağlık psikolojisi, işte iletişim, eleştirel düşünme, araştırma yöntem teknikleri, meslek etiği, hani alan bazlı derslerin yanında birçok yüksek öğretim kurumu artık bunları nitelikli olarak veriyor. Bu öğrencinin hem mesleki noktada gelişmesi bir taraftan sağlanırken hastayla, çalışma arkadaşıyla olan ilişkisi ve iletişimi de ve amirleriyle olan iletişimi de bir noktada arzulanan seviyeye geliyor. Mesleki eğitim noktasında siz kaygılarınızı, eleştirilerinizi getirdiniz. Evet, olması gereken noktada değiliz. Evet. Arzuladığımız noktada değiliz. Çünkü Türkiye'nin en büyük iddialarından bir tanesi genç nüfusu. Yani Evet. dünyaya karşı bunu da sık sık Ama bu kullanıyoruz. mesleki eğitimin de aslında çok geçmiş tarihine baktığımızda geldiği noktadan kaynaklanan bir durum Haklısınız, var değil mi? haklısınız. İşte Ziya Ziya Paşa Paşa'nın işte o zamanında. dönemde özellikle kimsesiz çocukların hani meslek edinmesi, niyet iyi fakat Model bu algıda aynen gelişiyor öyle, aynen ülkede. öyle, aynen öyle. Ve şimdi de lisans kazanamayan öğrenciler, ailelerin de bu noktada yaklaşımı olumsuz. Evet, yani sanki hiçbir yeri kazanamadı, aman 2 yıllığa en girsin azından, en azından. Evet, bu hakikaten çok kritik bir aynen cümle. öyle. En azından 2 yıllığa giremiyor musun diye bir soru var. Şunu söyleyebilirim, benim birebir şu anda okulumda 26 öğrenciyle görüşüyorum. Fakülteyi bırakıp ya da dondurup, kayıt dondurup ön lisans okuyan öğrenciler var. Evet. Ya atanma ihtimalinin daha kuvvetli olmasından ya da gerçekten o bölümü belli nedenlerden istememesinden kaynaklı. Evet. Bu anlamda bir uyanış var ailelerde, öğrencilerde de. Hani kısa sürede, çünkü 2 yılda gelecek kuracak, hayali hayata geçirecek hıza evet, sahipsiniz. Bu çok evet. büyük bir artı. Bu Ki, noktada bir şey buyurun. Sormak istiyorum. Meslek yüksekokullarında ya da meslek liselerinde kız öğrenci sayısı daha mı fazla? Daha fazla. Meslek yüksekokullarında özellikle bizde de sayısal verileri tam hani size sunamam ama Türkiye ölçeğinde de meslek yüksekokullarında kız öğrenci daha Peki fazla. Acaba bu ailelerin işte aman bu kadar yeter, bir an önce okusun, o bizim sevmediğimiz formatlar var ya, hani işte okula girsin, bitirsin, hemen bir iş bulsun, sonra da evlensin, çocuğu da olsun kursun formatından kaynaklanıyor olabilir mi? Hani bizim orada bir deyim vardır, bir an önce bu kızı kırıp saralım diye. Ben ailelerden rica ediyorum, lütfen gerçekten çocuğunuz bir meslek, yani bu anlamda edinmek istiyorsa tabii ki yönlendirin. Kız çocukların hepsi okusun özellikle. 2 senelik, 4 senelik hiç önemli değil. Ama hani bu mantıkla bir yaklaşımda bana çok doğru gelmiyor. Çünkü bu da etrafımda gördüğüm şeyler. Aman kız çocuğudur, 2 senelik eğitim alsın, ondan sonra girsin bir yerde hemşire olsun, çocuk gelişimi gibi. Zaten hani bizim toplumda böyle belli meslekler var, evet, ya kafada. Bayana ait. Bayana ait ya da erkeğe ait. Şimdi özel hastanelerde erkek hemşire arkadaşlarımız var. Çok hoşuma gidiyor benim, iyi yani. hani bu anlamda da şey, tabii ki yönlendirsinler çocuklarını meslek seçimine. Bir de şeyi sormak istiyorum. Lisede
bu alanda aldıysa eğitimini, örnek vereyim çocuk gelişimi. Meslek yüksekokuluna oradan gelmiş bir öğrenci de başarı fark ediyor mu? Ciddi fark var. Biz meslek yüksekokulunu açtığımızda sayıları değerlendirdik ve ağırlıklı olarak alan mezunu öğrencilerin sisteme dahil olduğunu gördük. Hı hı. Fakat gelişen yeni stratejilerle sağlık alanında ve farklı alanlarda alan dışı mezunların sayısı alan mezunlarına geçmiş durumda. Ve bu hı hı. sebeple müfredatı yenilemek zorunda kaldık. Çünkü çok ağır geldi çocuklara. Liseden, meslek lisesinden gelen öğrencilerin hani o dediniz ya yağ dokunacaksınız. Onlar evet. o faslı geçmişler. Yani meslek dilini biliyorlar. Diyeyim, evet. Refleksleri bu anlamda oluşmuş mesleki refleksleri. Ya anatomi anlatırken seviyeyi işte üçüncü basamağa çıkartabiliyorsunuz. Ya en azından mesleki sözlüğü biliyorlar. Kesinlikle. Terimleri bilerek geliyorlar. Ve dolayısıyla sınıfta da şu anda da okul birincilerine baktığımızda geneli alan mezunu ya da sınıf birincilerine baktığımızda ya da meslekte hı hı. kısa sürede bir noktaya gelen öğrencilerimizi de takip ediyoruz. Mezunlarımızı evet. Çoğu alan mezunu öğrenciler ama şu da var öğrencilerimiz içinde gerçekten gayretli öğrenciler var. Hiç bu sahada bulunmamış, hayatında buna yer vermemiş ama bunu kabul edip yüksek lisans tamamlayan, yüksek lisans yapan, hı hı. şu anda doktora yapan benim öğrencim var. Ön lisans mezunu doktoraya geçen öğrencim var ya da işletme sahibi olan, işletmesini kurmuş, yanında eleman çalıştıran haylice öğrencim var. Hı hı. Meslek benim derdim dediniz. Hepimizin derdi bu, hepimizin sıkıntısı. Çünkü evet dolara dokunacağım yine. Doların 4 lira dolar olacaksa bu eğitimle olacak. Yani bu bilimle olacak. Evet, bu kaçınılmaz. Yani o bilimi, o üretimi, aynen. o teknolojiyi ülkemize getirip ekonomik kalkınmamızı ancak böyle sağlayabileceğiz. Evet. Eğitimli gençlerle, onların ateşiyle, kesinlikle. Aleviyle değil mi? Gücümüz çünkü gençler. Bir de ben gençlere güveniyorum. Bizim güzel ve özel bir gençlerimiz var. Böyle ruhlarına dokunduğunda, beyinlerine dokunduğunda aslında çok yaratıcılar. Çok inanılmaz hocam. Çok yani yaratıcılar. Ve bana hani ve kuruma da ciddi katkıları var bu öğrencilerin. Ya yani biz öğrencilerimizden gerçekten yararlanıyoruz. Bize destek oluyorlar. Yeter ki onlara onların dilinden dokunabilelim. Hani geçmiş evet. söylevlerden uzak durup evet. yani stratejilerden uzak durup sürekli didaktik dil kullanarak yani çok çabuk sıkılıyorlar. Benim 11 yaşında oğlum var. Öğretici konuştuğuna uzaklaşıyor. Yani uzaklaşıyor. Yani böyle bir evet bizim misyonumuz bu ama eğitimcilerin esas misyonu örnektir, rol modeldir. Böyle burada, çok fazla. Evet, bir örnek vereyim. Bir arkadaşım var, kulakları çınlasın. Evet. Babası öğretmendi. Hep şey derdi. Babam yüzünden öğretmenlerden nefret ettim. Çünkü ben ona su getirirken bile o getirişi öğreterek söylüyor. İşte. Şöyle getirmelisin diye. O yüzden birazcık daha yumuşak gençlerin dilinden anlamak bizim lazım. Bizim biraz hastalığımız evet. Şimdi isterseniz ilk sorunuza ben geri döneyim. Burada evet bugün tercihin son günü ve kritik bir gün. Ve okul ziyaretlerini yapıyorlar, arkadaşlarından dinliyorlar. Kurumları anlatan, okulları anlatan, esas anlatan orada okuyan öğrencilerdir. Doğru, doğru. Özellikle onların anlattıklarına kulak versinler. Hı hı. Kurum seçerken, evet akademik kadroya baksınlar, sahaya baksınlar, uygulama alanlarına baksınlar. Bir öğrencim kütüphanedeki yayınları sordu bana telefonda. Hı hı. Uluslararası kaç yayınınız var? Hangi işte bilimsel kuruluşlara akredite kütüphaneniz? Çok şaşırdım. Ne kadar güzel, yani, bu kadar bilinçli. Evet ne kadar hocam, güzel. Ön lisans öğrencisi ve konuştuğumuzda cidden sorduğunu da hani ve bilgi sahibi bilerek olduğunu soruyor. Da. Bilerek soruyor, evet anladınız. Ama o dedi ki benim hedefim doktora. Lise geçmişim çok iyi değildi. Uyandım. Artık böyle değil, gireceğim ve hedefte koydum kendime 11 yıl sonra ben ait olduğum kurumda, ait olduğum makamda
yapmalıyım. İşte net bir şekilde bunu... başarısızlık da insan hayatında başarı kadar doğal bir olgu. Kesinlikle. Ama o başarısızlığı kendimize bir kamçı yapmak, bizim elimizde hedef koymak onunla. Ben işte lise geçmişim kötü ama ne yapayım diye kabullenmemiş, doktora hedefi koymuş kendine. Tebrik ediyorum. Kesinlikle. Başarıyı bir de günümüzde 21. yüzyılın başarı kriterlerinde de problem var. Başarı kriteri para ve imajdan oluştuğu için kısa evet. yoldan para ve imaja, yani mevkiye, makama ulaşmak sahip olma da belli oranda yanlışa sevk ediyor aileleri ve çocukları. Bu imaj konusu gerçekten önemli genç arkadaşlarda. Bir üniversitede yine gazetecilik bölümünde ders veren bir öğretim görevlisi, çok değerli arkadaşım var. Bana şöyle bir örnek verdi. Ben ne muhabiri olmak istiyorsun diye soruyorum ders verdiğim öğrencilere. %90'ı magazin muhabiri olmak istiyor dedi. Neden? Çünkü orada ünlüler var. Ya tamam, ünlüler var da yani sen ünlüler gibi mi yaşayacaksın orada? İşte ünlüler var. Yani renkli hayat. Renkli bir hayat, pırıltılı, dediğiniz gibi maalesef başarının iki alt metni var şu an toplumda. Biri para, diğeri de şöhret. Ama tabii ki aslında mutluluk bunlardan ibaret değil. İşte hep söylüyoruz, sabah kalktığımızda gülümseyerek gidebileceğimiz bir mesleğimiz, kesinlikle, insanlara dokunabileceğimiz, evet, ülkemize katkı sunabileceğimiz, üreteceğimiz bir mesleğimiz varsa mutluluk tabii ki bu. Şimdi burada bir şey soracağım. Buyurun. Yine. Meslek yüksekokullarındaki, Türkiye'de istihdam sorunu var. Meslek yüksekokullarının bu anlamda istihdam olanağı yüzdeliğe vursak ne kadar? Ya da bölümler ekonomideki açıklara yönelik eleman mı yetiştiriyor? Yoksa hani işte orada bölüm var, çocuk mezun oluyor ama şeyde, reel hayatta, istihdam alanında bunun karşılığı yok. Böyle bölümler de var mı? Turizmin hiç olmadığı bir ilimizde turizm işletmeciliğin programı var. Bir meslek yüksekokulunda. Sahaya evet yaz döneminde gönderebilir, kış döneminde gönderebilir. Böyle birçok program size sayabilirim. Hı hı. Bu hususta geçmişte belli başlıklarda yanlış stratejiler yapılmış. Dediğim gibi 3 yıldır Yükseköğretim Kurulu buradaki hatalarını gördü. Ve üniversiteleri de alan bazlı, ARGE bazlı ayrımlara başladı. Hı hı. Organize sanayi bölgelerine meslek yüksekokullarını çekmeye başladı. Çok ciddi teşvikler veriyor. Evet. Hem devlet üniversitelerine hem vakıf üniversitelerine. Geçen gözüme takıldı, çok hoşuma da gitti. Şey vardı, Yükseköğretim Kurulu tarım konusunda tercih yapan öğrencilere, evet, galiba bir burs veriyor. Evet. Bu çok mutlu etti beni gerçekten. Yani bizim ülkemizde bu kadar kaynak varken bunun kullanılamaması çok üzücü. Tarımı biraz daha geliştirmek, hayvancılığı geliştirmek adına hani tarımın olduğu bölümlerde tarımsal meslek yüksekokulları açılmalı, evet, diye düşünüyorum ben. İşte dediğiniz gibi turizmin hiç olmadığı bir yerde değil de turistik bölgelerde zaten var turizm meslek, evet, yüksekokulları. Burada geçmişe kıyasla gerçekten hem STS'ler, hem yükseköğretim kurumları, hem ilgili bakanlıklar sistemin tıkandığını gördü. Hı hı. Ben öyle tanımlıyorum ve ciddi arayış içindeler, ciddi oluşum içindeler. Geleceğe bu anlamda umutlu bakıyorum. Çünkü tarım dedik, Konya'da gıda başlıklı üniversite kuruldu. Evet, ve, evet. Bunların sayısı da artacak. Hem öğretim elemanı teşviği var, kolaylaştırıcı unsurlar var. Fiziksel anlamda, arsa anlamında ciddi tahsisler söz konusu. Ve öğrenciyi de aynı zamanda bu alanı çekecek harici teşvikler de var. Ama tabii burada şu nokta çok önemli bence. Öğrenci işte
Geçen bir programda izlemiştim sanıyorum. Bir haber programıydı. Trakya bölgesindeki bir köyden öğrenci gidiyor, gıda mühendisi oluyor ama işin güzeli köyüne geri dönüyor. İşte. Bir süt kooperatifi kuruyor köylülerle birlikte, bir kız öğrenci. Süt ve peynir üretimine başlıyorlar. Yani tamam, orada kurduk, öğrenci yetişti ama bu öğrenciyi kaçırmayalım elimizden ya da bu nitelikli elemanı kaçırmayalım elimizden. Ben hep bunu söylüyorum. Bunu ülkemize katkı olarak geri döndürelim. Çok haklısınız. Yerli ve milli dedik ve yurt dışından kopmadan. O haberi ben de okudum ve çok da hoşuma gitti. Köylerimiz geriye dönüş olsa da geriye dönen köylüleri yaşlı nüfus. Büyük şehirlerden evet. Artık yorulmuş, belli bir oranda huzur ve dinginlik arayan ya da buradaki maddi ağırlık yüzünden köyüne dönüp emekli bütçesiyle ya da dar bütçesiyle geçinmek zorunda kalan insanlar. Ben Karadenizliyim ve Trakya'yı da çok iyi bilirim. Arazi çok güzel, tarıma çok elverişli. Konuştuğumuz vakit 40 yıl önce toprağa ekilen ürünlerle devam ediliyor. Bu yetişir mi yetişmez, o yetişir mi yetişmez. Halbuki ben alan itibariyle edebiyatçıyım. Ufak bir araştırmayla o iklimin, o toprakla o ürünün yetişeceğini bir saat içinde, hani detaylı olmasa da öğrenebiliyorum. Hı hı. Geriye dönüşler ya da cezbedici unsurlar hayata geçtiğinde bizim hem ulusal bazda hem uluslararası bazda markalarımız olur. Evet. Tarımsal markalarımız olur ve olmalıdır da. Evet. Bu kadar peynir çeşidinin olduğu bir ülkede hala bizim dünyaya sattığımız mesela bir peynir markamız yok. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Değerli bilgileriniz için, konuk olduğunuz için. Meslek yüksekokullarını çok daha iyi yerlerde görmek istiyorum. Göreceğiz hocam. Göreceğiz. YÖK'ünde katkısı var diyorsunuz. İnşallah devam eder. Aslında edebiyatçısınız. Gençlerin de edebiyata yönelmesini de çok istiyorum. Çünkü bu duygusal anlamda, fiziksel anlamda insanı tatmin ve mutlu eden bir alan. Turgut Uyar'ın sözünü söyleyelim. Keşke bir şiir okumuş, bir kedi sevmiş olsaydınız diye. Böyle de bitirelim programımızı. Her zaman söylediğim cümleyi kuruyorum. Dünyanın en iyi insanı olmak zorunda değilsiniz ama dünya için iyi bir insan olmaktan asla vazgeçmeyin. Hoşça kalın, görüşmek üzere.